Her zaman içimde kalacaksın sen. Bak şuramda, tam yüreğimde. Oysa senin kalbin başka ellerde. Bu kalbim sahipsiz kaldı öyle. İstesem de olamam ki başka biriyle. Öylesine bir sevgiydi ki bu. Alışamadım inan, çok zor, ne olacak şimdi. Yalnızım tek başıma, alışamam yokluğuna. Artık yoksun yanımda, gel de ağlama. Yalnızım tek başıma, alışamam yokluğuna. Artık yoksun yanımda, gel de ağlama. Başka biriyle. Öylesine bir sevgidir ki bu. Alışamadım inan, çok zor, ne olacak şimdi. Yalnızım tek başıma, alışamam yokluğuna. Artık yoksun yanımda, gel de ağlama. Yalnızım tek başıma, alışamam yokluğuna. Artık yoksun yanımda, gel de ağlama. Yalnızım tek başıma, kalbim olmuş paramparça. Beni böyle sen bitirdin, git yoluna. Artık yeter aram geceler. Böyle güzel şarkılar yazalım değil mi? Sürekli parçalar hep yalnızım. Evet. Yalnızım, yalnız geldi, yalnız gideceğiz. Yalnız geleceğiz, yalnız gideceğiz vallahi. Zaten öyle artık, tamam. Doğarken yalnız olur. Bazen bekle, ikizler vardır. Onlar bile ikiz gelir ama yalnız. Onlar da tek tek geliyor da sonra. Sonra tek tek gidiyor işte. Dünya böyle. Tek evet. Tek geliyorsun, tek tek gidiyorsun. Aynen öyle. Ama tabii yalnız da, hayat da yalnız yaşanmaz yani. Onu diyorum. Tabii ki her tarafın kalabalık olduğu dönemler de güzel oluyor değil mi? Ama o zaman yalnızsan eğer o kalabalık arasında daha da çok yalnız olduğunu. Aşksız da olmaz diyorum. Tabii ki olmaz. Evet. İsmail, aradığın kalabalık özellikler ne? Aradığın özellikler mi? İzdivaçtasın. Bayanlardan mı? Bayan. Tabii ki bayanlardan. Başka yani. Hangi soru soracaksın ki değil mi? Albümlerden mi sanki? Bayanlardan aradığın en güzel özellikler. İzdivaçtasın şu an. Öyle bir özellik. Öyle bir yani özellik. İşte özellik derken işte, sen yani güzellik mi ararsın? Yok. Ne ararsın? Ne ararım? Hepsi mi olsun dersin? Yani güzellikte olsun.
Yok öyle hani esmer veya sarışın takıntım yok yani. Ben de var. Var mı? Esmer. O sarışın sevmez. Ben misal hiç böyle sarışın sevmez diye bir şey yok. Böyle sevmez. Yani öyle bir yani esmer öyle bir ama o kriteri de açtım gibi geliyor. Yani şu anlamda diyorsun mesela burada bir sarışın burada esmer. İlk esmere bakarım ondan sonra mı sarışına bakarım diyorsun. Yok diyorum ki kendime bakarım sonra başkasına bakarım. Yok. Yani diyorum ki yani nasıl bir... karakteri nasıl yani, olmalı? Nasıl kafanda bir... nasıl bir karakter yapısı bir evlilikte düşündüğün bir kıskanç kadın nasıl? Kıskanç olmamalı mı mesela? Atıyorum hani seni çok kıskananlar yani, var. Yani tabii ki az bir şey kıskanabilir. Çünkü çok hiç kıskanmadığı zaman da tadı olmaz. Az bir şey derken? Yani birazcık. Ne kadar? Yani tozunu kaçırmadan, tuzunu fazla atmadan... Bence kıskançlık olacak tabii ki. Kıskançlık olmasa aşk olmaz ya. Aynen öyle ama kıskanıp da o kadar çok... Hayatını bırakır mısın mesela? Çok aşık oldun, istemiyorum diyor albüm yapmanı evet. Artık. Seni onlarla paylaşamayacağım diyor. Evet, tabii ki bırakılmaz. Yani sadece müzik değil, bence hiçbir iş bırakılmaz diye düşünüyorum. Yani sadece müzik de değil. Yani normal adam bir yere gidiyor, evet, işi var. Bence olmaması lazım. Çocuk istiyor musun? Güzel olur ya. Ne zaman istiyorsun? Kendimi gerçi böyle baba hissetmiyorum şu anda. Evet, yani hazır, zaten çocuk gibi. Hazır hissetmiyorum kendimi ama olabilir ya, neden olmasın. Kaç tane annesi de hakikaten çocuğa iyi bakabileceğini, öyle bir bayan bulursa... İşte onu diyorum işte, nasıl bir bayan düşünüyorsun? Yani sadece benim için değil yani, ileride değil mi çocuklarıma iyi anne olabilecek bir kadın. Tabii. Bunu bile düşünürüm yani. Ya bir şey söyleyeceğim, ilk önce tabii ki bir de müzisyen, ruhları müzisyen yani ailece müzisyenler. Tabii hep canım, bütün aile. Evet, buradan sevgiler, selamlarımı iletiyorum. Hepsine büyük ayrı bir saygım, sevgim var. Şey söyleyeceğim, yani benim istediğim, senden hala o kelimeyi alamıyorum. Nasıl bir... Aday var kafanda. Yani şimdi genç kızlar izliyor. Acaba ben miyim diyorlar. Bir yani bak öyle bir aday çiz ki herkes toplasın kendini. Ya diyorsun. Yani senin hayranların da. Yaş önemli mi senin için? Senden yaşça büyük birisine aşık olur musun? Yani olabilir yani. Ya neden senden atladık? 10 yaş büyük. Tabii ki aklıma gelen o yani aklıma gelmiyor öyle hani benden çok 10 yaş büyük olması da. Olabilir yani, diyorsun. Bilemeyiz yani de hayat ne gösteriyor onu bilemeyiz de biz gene alamadık ki. Ya hani şimdi ben 25... aynı şeyi soruyorum. 10 yaş büyük de olabilir mi? Kriterlerden şimdi oraya daha girmeden. Şimdi ben eğer 25 olmuş olsam belki hadi 10 yaş sınır ama şimdi 35 yaşında evlenirsem 45 yaşında şimdi ileride anne olma problemi de olur yani o yüzden... Menopoza girmiş olabilir diyorsun. Evet. Yani bunları da düşünmek. Hayat düşünme. Aferin bak bu. Ama eğer niyetimiz çocuk yapmak değilse sadece aşksa. İşte biriyle biliyor. O zaman 60 yaşında da olur yani. Nasıl? Yani, benim tabii o zaman 60 50 yaşında olmam lazım. 60 düşünüyorum. Ya. Yani şunu demek istiyorum. Eğer ki ben 55 yaşında olursa 60 yaşında olurum. Yani. Uyma ona diyorum sana kardeşim. Sana diyorum uyma, senin için temiz, kalbin değil. Temiz. Sen şimdi problem... anlatıyorsun. Aslında doğal konuşuyorsun. Doğal bir şey yani. Bunun için esprisi de şimdi olarak tabii konuşuyorsun. Tabii ki problem yok. Hani biz konuşuyoruz ama şimdi şu anda zıplayan bir insan yanlış zıplayan bir insan yanlış anlıyor. Öyle değil mi? Şu anda zıplayan bir insan yanlış anlıyor. Kafandaki insan bana bir anlat, bırak onu diyorum sana. Bana ya her programda böyle oluyor. Evet, ben ama daha güzel cevaplar bak alıyorum. Bak, gül sen var, yapamıyorsun. Güller var, kırmızı, beyaz. İşte bir dünya renk renk güller var ama o güllerin hepsi olabilir. Hangi rengi daha çok seversin? Yani bir kadında bir yani evleneceğin kadında ne özelliği en çok neyi istersin? Ya iki üç tane bir şey en çok kafamda takılan şu olması gerekiyor. Zayıf mı olsun mu mesela illa? İster mutlu ister kilolu ister zayıf yeter ki kalbime yeter ki kalbime taht kursun ya kalbimde. Senin ne güzel cevapların. Yeter ki aşk olsun aşk. Aşk olsun her i̇ster şey. İster mutlu olsun ister esmer. İster mutlu olsun ister mutsuz. İster saçı kumral, ister kıvırcık, ister yabancı düz. Olur mu? Onun pek işte fazla düşünmedim ya. Mesela dini farklı olmasını ister misin? Ya olursa? Yok onu istemem. Olmaz. Evet, o anlamda zaten sen sordun değil mi? Hayır yani bizden yo, önce. Yok, tabii ki de o da öyle. O anlamda sormadı da ben onu ben şey anlamda söyleyeyim yani. Ya benim evleneceğim ya, kadın, işte, benim evleneceğim ya kadın. Senin özelliğini sen say da İsmail senden bir duysun. Niye ki ya? Bana mı döndün? Evet, sana döndüm. Söyle. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah'ım. Gördün mü? Çocuktan bir laf alacağız. Aa canımız çıktı. Ben açıklayayım bari. Bir dakika. İsmail'e aşık olmak istiyorum değil. Ona şey yazın. 60 yaşında da olabilir. Ama, şişman yani olabilir. Yok ya, şaka yapıyorum. İnsanlar yanlış anlayacak şimdi. Eğer ki ben 55-60 yaşında olsam olur. Çünkü biz televizyonlarda biliyorsun. Herhalde adam yani. Onu demiyorum. Ya demek istedim ki. Anladık ya. Vallahi ama ne bileyim sonradan zıplayanlar bu programı yanlış hayır, anlayacak. Hayır zıplayanlar. Zıplayanlar değil. Olur mu zıplayanlar? Aklın hep orada kalmış senin.
Evet, her neyse. Evet. Nerede kalmıştık? Virgülü nereye koymuştuk? Virgülü şöyle koyduk. Evleneceğin kadından bahsediyordun. Özellikle daha hala söyleyemedim mi? Peki bir şey söyle. Ya sen anlatamadın ki nasıl bir kadın arıyorsun diye ya. Şimdi şöyle. Mutlu dedin, mutlu dedin. Mutlu olsun, mutlu olmasın dedin. Şişman olsun, olmasın dedin. Biz onu sormuyoruz. Kafa yapısı, yani senin kızacağın kriterler ne? Öyle de yani düş. İç. Evet, iç. İçten bir şey yani bu olmasın. Ya, inatı sevmem. İnatçı bir, olmayacağım. İnat. İnat çok kötü bir şey. Evet. İnat hakikaten. Bir. Kıyafet bu yine dış güzellikle ilgili. Onu da ona bir bağlantı var da gerçi hani onun hakikaten böyle şeyler. Şimdi tabii o şeye bağlı. Şimdi eğer ki deniz kenarı denize girecekse tabii ki o daha farklı. Evet. Oraya gidip kapalı hadi gir diyemem tabii. Sokakta. Ha, sokakta. Mini giyebilir mi? Yani şöyle bir kalksın erkek, ben bir örnek verebilirim. Yani şimdi mini etek giyen. Hayır, elinle gösterebilir. Şöyle yapabilir. Mini etek giyen? Bu okeydir mesela. Ha bu okey. Ama kapalı yani. Hiçbir şey yok ki. Mini etek yok ki. İşte mini etek olan biri. Mini etek nereye kadar? Şimdi kalk bakayım. Benim mesela bu boyutta kısa mı? Ama ben show business işindeyim ve her gün pantolonla çıkamam. Olur ya. Ha tamam. Fazla da değil. Kabul et de. Fazla değil tabii. Boyu kabul et. Okeydir yani. Sana yakışıyor bir de ya. Evet. Teşekkür ederim. Neyse. Evet, evet. Tamam. O da kriter değildi yani. Tabii dış güzellik. Onu zaten evlendikten sonra ister giydirirsin ister yani senin kafana yapın, anlaşırsın yani. O değil. Ruh olarak ne istersin? Yani kadının nasıl durmasını istersin? Yani çocuğun annesi olacak insanın insan annesine tabii öncelikle öyle tabii. Annen gibi mi olmasını istersin? Ablan gibi mi olmasını istersin? Evet yani hakikaten tabii ki terbiye çok önemli, saygı da önemli. Evet. Hem bana sadık karşı değil, olması çok şu da önemli mesela evde sadık tartışır olması. Tabii ki sadık en önemli en olan şeylerden bir tanesi. Sadece şimdi bana değil, bana karşı saygılı tabii ki o da çok önemli. Fakat dışarıda eğer ki olur ya mesela siz tartışıyorsunuz evde, evet. Bunu gidip de dışarıda yansıtması da kötü. Kötü. Mesela bazı hanımlar var hakikaten kocasıyla arası o anda bozuk ama dışarıda çok, aram çok iyi der. Yani onun evet. Olumsuz taraflarını dışarı vermez. O da çok. O çok önemli. O çok evet. Önemli. Bak nereye hassasiyet. Peki hiç aldattın mı? Ben mi? Hayır. Hayır. Yemin ederim hayır. De. Niye yemin ederim? Ben öyle şeyleri yemin etmem. Niye? Ben genelde yemin etmeyi sevmem. Ha. Güzel kıvırdın. Evet. Yok, hakikaten. Peki hiç aldatıldın mı? Ben de sevmem de. Onu bilmiyorum. Ama sevdiriyorlar. Ben de sevmezdim yemin etmeyi ama sonra sevdiriyorlar. Alışıyorsun. Yani alışıyorsun. Hiç ya. Yakaladın yani, mı? Yok yani şu an mesela hani bazen dersin ya vallahi billah sevdim. Ha. Hani o anlamda değil. Hani hakikaten sanki biri öğretmen gelmiş sana diyor ki yaptım yapmadım mı? Ya da polis. Ha. Hiç aldatıldın. Her yere yetişiyor. Hiç aldatıldın mı hiç diyor. Hiç aldatıldın i̇şte onu mı? Bilmiyorum ki. Hiç yani, böyle bilmiyorum. Yakalamadın mı birisini? Yakalamadım ama hakikaten yapıp yapmadığını bilmiyorum yani. Duysan ne yaparsın? Duysam biteriz ya tabii ki. Hayır ama ne yaparsın? Bir tepki verir misin yoksa direkt sadece bitirir misin? Yani benim şöyle bir huyum vardır. Bir asabiyet eğer olur ki hakikaten yaptığını bilmiş olsam o anda bilmemezlikten gelmem. Ki onun benim hakkımda şunu düşünmesini istemiyorum. Ya bu da hiçbir şey anlamıyor ki yani saf. He. O yüzden mesela bazı erkekler vardır ama bilmemezlikten gelirim. Şu anlamda yani. Niye bilmemezlikten gelecek? Yok şu anlamda yani. Mesela kendisine zaman ayırır bir gün söylerim diye. Ben o an dayanamam yani. Yani öyle gidip de hani takat makat öyle girişme falan filan o anda. Ya zaten öyle girişme. O anda kopa kafasına el iki ay. El hareketleri yapınca. Gerek yok İsmail. İki ay ayır onu bir akıl yoruyor git. Hadi. Tespih nerede? Tespih nerede tespih? Şimdi benim sevgilim. Gideceğim. Aldatacak beni. Hı-hı. Ben de gideceğim. Ama ne diyor, duymamazlıktan gelmem diyor. Bir dakika, duymamazlıktan gelmeyeceğim. Diyeceğim ki, ya sen böyle mi yaptın? Ayrı diyoruz. Ben sevgilim yani. Evet. Çok seviyorum. Sen yapacaksın. Ayrılır mı diyor. Mesela eskiden tamam o kafasını koparırlardı. Yani. O ilk günü ama. İlk günü. Ama eğer ki bir sene sonra yaptığın zaman o artık sökmez. Sökmez değil mi? İlk günü. Ya ilk günü öldüreceksin diyorsun yani. Vallahi o da çok. Bir sene sonra öldüremiyor musun? Bunu anlatırlar bazen. Buna benzer bazı farklı yöntemleri de var. Neyin yöntemi? İşte öldürme yöntemi. Yok öldürme değil de. O zaten de. Ya birisi civciv diyor, birisi işte civciv der. Birisi şey yok sana sabah kahvaltı yemek getirdiği zaman eğer ki sana afiyet olsun demezse atacaksın tokadı bilmem ne falan filan. Öyle olmaz, öyle olmaz. Olmaz tabii ki yani. Değil. Benden zaten olmaz. Hani olmayacağını bildiğim için de anlatıyorum zaten. Hiç tokat yedin mi? Ben mi? Babamdan yedim evet. Yok. Annem hiç bir bayandan yedin mi? Bayandan yemedim ya. Ben yedim, sen nasıl yemedin? Yemedim. Ama baba...